Geldim baba. Heh, ne oldu? Niye geldin baba, ne oldu? Yani babanın dükkanına giriyorsun. Önce bir hayırlı işler de ya. Dükkanın bereketi kaçacak. Önce bir hayırlı işler. Tuğçe, bak bana ters gitme kız. Ben buraya zaten niye çağrıldığımı biliyorum baba. Feryal'ın kafesine gitme. Evden okula, okuldan eve istediklerimi yap Tuğçe. Ya madem bunları diyeceğimi biliyorsun, niye uygulamıyorsun? Çünkü ben yetişkin bir insanım baba. Ve inan bana yaptığım yanlış hiçbir şey yok. Öyle mi? Öyle mi küçük hanım? Tamam. Oğuz muğuz yok. Tamam mı? Yasak sana. Bitti. Benim kızım başkalarını bana tercih edemez. Çünkü benim kızımı şu hayatta benden daha çok kimse sevemez. Bitti. Artık Oğuz muğuz kapanmıştır. Oğuz meselesi külliyen kapanmış. Ha bir gün ileride karar verirsin. Evleneceğin adamı getirir, tanıştırırsın bana. Dersin ki baba bak bu falanca filanca. Biz bununla evlenmeye karar verdik. Amenna, gıkım çıkmaz ama o güne kadar yok biz sadece arkadaşız. Yok biz ciddi bir şey düşünmüyoruz. Yok sadece geziyoruz. Ben motorda sadece onun arkasına biniyorum. Yok biz bir şey yapmıyoruz, flört ödüyoruz falan. Anlamıyorum. Ben anlamıyorum Tuğçe. Bunlar benim kafam almıyor. Bunlar ters bana. Hadi şimdi git de göreyim. İyi, tamam baba. Niye çağırdın beni buraya? Papağan gibi darı yemeye değil herhalde. Vallahi sezonun son mısırları sensiz boğazımdan geçmedi. Ne yapayım? Benim de geçmiyor vallahi, takılıyor. Anlat bakalım ne oldu? Oğuz. Bizim ayrılmamız lazım. Ay. Ne oluyor? Ay dur, dur. Su iç, su iç. İstemem, istemem. Ya ölecek, isteme. İstemem. Annem küçükken mısırla su içersen cırcır olursun derdi. Sen de içme. İçme bak sakın ha. Cırcır olursun, içme. Ne oldu bu kadar ya? Ayrılmamız lazım ne demek ya? Yani ne demek oluyor ki şimdi bu? Ölüyordum az kalsın senin yüzünden. Ne yani şimdi bu? Ya ne yapayım, şaka oluyla söyleyeyim dedim de. Durum bu işte. Yani babam çok sıkıntı yapıyor. Artık görüşmemiz zor. Yani artık kafeye o kadar sık gelemeyeceğim. Kusura bakma. Eğer çok istiyorsan ayrılalım Tuğçe. Yapacak bir şey yok. Ha yani ben dedim diye hemen benden ayrılıyorsun öyle mi? Sadece kararına saygı duyuyorum diye. Ha öyle bir babanı ikna edelim. Bu işin içinden çıkalım yok. Sence senin baban ikna edilebilir özelliklere sahip bir insan mı Tuğçe? Yani her insanın bir ikna noktası var, onu biliyorum en azından. Ayrılmayalım diyorsun yani. Ya hayır, tamam işte, boş ver. Görüşmemiz zor artık, ne yapayım? Sen onu yiyecek misin? Yemeyeceğim, al. Teşekkür ederim. Alalım mı bir tane daha? Belli ki yetmeyecek sana. Doğdum.